anlıyorsaydık bir noktada ya. Şimdi şuradan bir yere annen çıkacak. Bir şey diyecek. Benim de canım sıkkın. Bak tutamayacağım kendimi. Olaylar hızlı geçecek yani. Hiç umurumda bile değil. Yani annem ıvır zıvır umurumda bile değil. Okan, bir şey diyeceğim. Ben şimdi hemen Feraye'ye söylemeyeceğim Okan'ın planı patladı diye. Önce yerine bir şey bulmamız lazım. Cemile'nin ölüm yolunu tercih etsek? Okan, dalga geçme. Bak ben çok ciddiyim. Cemile gibi bir kadının kesin kocaman kocaman açıkları vardır. Bir sürü sırrı vardır. İnsan öyle bir günde o kadar tehlikeli olmaz. Olmuyor. Ne? Düşün, düşün. Kafayı çalıştır. Öyle bir an olmuyor bende. Git düşün o zaman. İyi tamam, benim kafa yormam lazım zaten. İyi yor, yürü. Git evine. Düşün. Hadi bakalım hanımefendi. Kalkın. Hazırlanmanız lazım. Bu sizin. Buyurun. Bu da aynı şekilde. Aç bakalım, beğenecek misin? Çok güzel. Çok güzel de şaşırdım. Bana iş yemeğinde eşlik edeceğini unuttun mu? Unutmadım da. Yemek çok şık bir yerde sanırım. Yani ben daha basit bir yemeğe gideriz gibi düşünmüştüm. Yemek basit bir yemek değil. Gece önemli bir gece o yüzden. Tamam, ben hazırlanayım o zaman. Tamam, benim kıyafetlerim başka bir odada. Sen rahat rahat hazırla. Teşekkür ederim. Rica ederim. Vural şeytanın ta kendisi. Sarp'ı yakalatmış, anlamış, öldürmüş. Başka yol bulmamız lazım bizim. Sen beni hiç dinlemiyor musun? Hiçbir şey yapmaya gerek yok. Normal hayatına devam et artık. İşe git, şu okulunu bitir, kendine bak. Tamam mı? Vural bilmediği sürece bir tehlike değil. Sen ne yapacaksın? Çünkü ben öyle bir anda pat diye normal hayatıma dönemiyorum, tamam mı? Herkesin her şeyin en iyisi ve en normal haline dönmesini istiyorum. Özellikle de senin. Gerçeklere dön Okan. Ben bir daha eskisi gibi olamam. Her yerden yaralandım zaten, anladın mı? Hiçbir şey istemiyorum. Kapa konuyu. Dediklerimi yap. Umuda falan ihtiyacım yok benim. Hiçbir şeye ihtiyacım yok. Çok yakışmış. Çok güzel olmuş. Gerçekten zahmet etmişsin. Hepsi çok güzel. Ama bir şey eksik. O da bu. Al bakalım. Yüzüğün de çok yakışacak sana. Ateş, ne gerek vardı bunlara? Ben alamam. Alamam. Almayın bunları lütfen. Feraye. Hediye geri çevirilmez. Ateş, birincisi bunlar çok pahalı. Üstelik ben bu yüzük dahil annelerin taktığı her şeyi ayrıldığımızda geri vereceğim zaten. Tamam. Ama şimdi bunu konuşmayalım. Tamam. Ben sana hediye aldım.
Çünkü annem o yüzük için sana saçma sapan hikayeler anlatıp seni çok üzdü o yüzden. Hadi gel. Peki tamam. Düşünmüşsün. Çok incesin. Gel bakalım. Çok yakıştı. Küpelerimden al. Çok yakışırlar Feraye. Safir. Kesin sana özel bir mücevher. Teşekkür ederim. Bak bakayım bana. İşte bu. Teşekkür yok. Hazırsak gidelim mi? Hazırım. Gelin bakalım. Feraye Hanım.